arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle çok güzel çizgili bir yelek çalıştık ve yeleğimizde görmüş olduğunuz gibi atma modelimizi kullandık üst kısmını beyaz alt kısmında ise çizgiler halinde hem beyazımız hem de iki tane farklı renk tonuyla yeleğimize bir hareket kattık yeleğimiz uygun renklerde kullanıldığı zaman hem kız hem de erkek bebeklerimiz için uygulanabilecek güzel bir model Evet yeleğimizi yukarıdan bakınız kollarımızın kenarlarından belirli sayılarda artışlarımızı tamamladıktan sonra modelimize geçişimizi yaptık ve istediğimiz ölçü gelince iliğimizi tamamladık İliğimiz bir bir buçuk yaş grubu için uygundur ve bütün iplerimden yani hepsinden kaldı Alttaki kullanmış olduğum renkten zaten çok az kullandım. Bakınız yani bir taneden az beyaz ve diğerlerinden de biraz biraz kullandım. Tabii daha farklı renkler de katabilirsiniz. Her sırada farklı renkte kullanabilirsiniz ya da sadece iki renk olarak da kullanabilirsiniz. Ya da düz renk olarak da tamamen tercihi size kalmış. Evet kolay gelsin diyerek hemen yeleğimizi örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Yeleğimizi örmek için iki tane renk kullanacağız. Ana renk olarak beyazımızı Nakon'un Lüks Minnoş ve mavi e, ipimi ise Etrofil marka daha önceki örmüş olduğumuz ceketimden kalan ipimi aralarda kullanmak istiyorum. Hemen e, beyazımızla yakadan başlayalım ve iki buçuk numarada tığımı kullanmaktayım. Tabi elinize ve e, tığ, ipinizin kalınlığına inceliğine göre tığımızı ayarlamanız çok daha güzel olacaktır. Hemen örmeye başlıyorum zincirimizi çekelim birinci düğümümüzü atıyorum ve 10 tane zincirimi çekiyorum şöyle zincirlerimizin içerisine trabzan yapacağımız için biraz rahat alırsak çok daha kolay trabzanlarımız öreriz 4 5 6 7 8 9 10. zincirimizin içerisine bir tane ben ayracımı takıyorum sizler hiçbir şey de takmayabilirsiniz sadece belli olsun diye ben sadece Hani sizlere kolaylık olsun diye amacım. Şimdi kolumuz için olacak bölümü örmeye başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10, 11, 12. Kolumuz için 12 tane zincirimizi çektik. Tam 12. .ye takıyorum. Yeleğimizin arkası için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20. 20 tane yediğimizin arkası için zincirimizi çektik. 20.'ye takıyorum. Tekrar kolumuz için 12 tane zincirimizi çekmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 dikkat ederseniz çok sıkıştırmıyorum zincirlerimizi. çünkü trabzan öreceğimiz için yukarı kısım dar böyle volanlı gibi olmasın hemen yani üst kısımda zincirlerin olduğu yerde normal bir genişlikte olsun çok da tabi bakınız bol değil normal sımsıkı değil sadece son olarak 10 tane zincirim önüm için çekiyorum 3 4 5 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane zincirimizi de çektikten sonra şu şekilde bırakalım ve ölçelim. Ölçümü aldım. Hemen bir şöyle ölçüyorum. 23 santim zincirlerimizin ölçüsü. İkinci sıramıza hemen örmeye başlayalım. 1 ve 2 tane zincir geriye geliyorum. Bakınız 1 ve 2. 2 tane zinciri ilave ediyorum. 1, 2. Iki. Elim ikinci zincirin olduğu yerde duruyor. Geri çekildiğimiz ikinci zincir içerisine tığımın başına girdirerek bir tane trabzanımı örüyorum. Ve yeleğimizin ilk ön parçasını bu şekilde örmeye başlıyoruz. Zincirlerimizin içerisine girerek birer trabzanlarımızı örelim. Kırmızı ayracımıza kadar örmeye devam ediyorum. Bir tane kalmış. 10 tane trabzan örmek istiyoruz. Şimdi sayalım. 2, 4, 6, 8 ve 10. 2 tane zincirimi çektikten sonra buradaki ayracımı çıkarıyorum ve maviye kadar birer birer örmeye başlıyorum. Bakın aynı yere batmıyorum. Bir sonraki zincirimin içerisine batıyorum. Aynı yer değil. Bir sonraki zincirin içerisinden mavi ayracıma kadar birer birer trabzanlarımı örerek ilerliyorum. Mavi ayırıcımıza kadar örerek geldim. 2, 4, 6, 8, 10 ve 12. 12. trabzanımın üzerinden 2 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2 ve ayıracımı çıkarıyorum. Bir sonraki yani aynı yere değil sıradaki zincirin içerisine batarak yeleğimizin arkası için ördüğümüz 20 tane zincirimizin her birinin içerisine birer tane trabzanımızı örerek toplamda 20 trabzan sayısına ulaşıyoruz. Yeşil ayracıma kadar ilerliyorum. Yeşil ayracımın olduğu yere kadar 20 trabzanımı örerek geldim. 20. trabzanımın üzerine 1 ve 2 tane zincirimi çekiyorum. Ayracımı çıkardıktan sonra ayracımı çıkardığım yere bakın buraya değil bir sonraki zincirin içerisine girerek kolumuz için 12 tane trabzanımızı hemen örmeye başlıyoruz ve sarı ayracımıza kadar kolumuzu tamamlıyoruz ayracımıza kadar yine geldik ve 12 tane trabzanımızı ördüm 2 tane zincirimi çekiyorum ve önüm için çekmiş olduğum 10 tane zincirimin içerisine 10 trabzanımı örmeye başlıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane trabzanımızı ördük zincirimizi sıkıştırdık hemen bitiş yönünde 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum ve örgümüzün arkasını çevirip hemen ikinci sıramıza başlıyoruz şöyle birinci sıramızı görelim bakınız kollarımız arkamız ve her iki önümüz şimdi ikinci sıramızı örmeye başlayalım 3 tane zincirimizi diğer yönde çekmiştik. Bu yöne çeviriyorum. İkinci trabzan üzerinde batarak iki tane trabzanımı örüyorum. Sırası ile birer birer her bir trabzan üzerine bir trabzanımızı örüyoruz. Farklı bir işlem yapmıyoruz. Düz trabzandan robamızı örmekteyiz. 2 tane zincir çekerek oluşturduğumuz ara artış ve ayrım yerine kadar düz ilerliyoruz. 10. tırabzanımı ördükten sonra zincirimin olduğu yere geliyorum. 3 tane artış yapıyorum. 1 2 ve 3. 3 artışımı yaptıktan sonra 2 tane zincirimi çekiyorum. Tekrar 3 tane daha artışımızı kolumuz için yapıyoruz. 2 ve 3. 3 tane artış önümüzden sonra hemen ördük. Bakınız 3'ü önümüze ilave ettik. 2 zincirimizi çektikten sonra 3 artış yine yaptık. Şimdi kolumuzu örmeye devam edeceğiz. Bu da kolumuz için yapmış olduğumuz artışlarımız oldu. Kolumuzun da ilk trabzanına batıyoruz ve bütün trabzanları örerek yine artış yerine kadar ilerliyoruz. Evet trabzanlarımı birer birer ördüm ve artış yerine geldim 2 zincir çektiğim yere hemen tığımın başım doluyorum 3 tane trabzanımı örüyorum. 1 2 ve 3. 2 tane zincirimi çekiyorum. Tekrar 3 tane trabzanımı örüyorum. 1 2, 3. Yeleğimizin arkası için olan bölüme geçiyorum. Sıradaki bütün trabzanlarımı dümdüz örüyorum. Artış yerine geldiğim zaman 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzanımı yine örüyorum. Dümdüz trabzanları devam edip tekrar 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan ve önümüzü bitiriyoruz. Ve bu aşamaları örerek ikinci sıramızı tamamlayalım. İkinci sıramızı bitirdik. Şimdi üçüncü sıramıza başlayacağız. Her bir köşemizde üçer tane artışlarımızı yaptık aralarına ikişer zincirimizi çektik ve sıramız bu şekilde tamamlandı şimdi üçüncü sıramızı örmeye başlıyoruz üç tane zincirimi diğer yönde çekerek hazırlandım ve trabzanlarımı birer birer örmeye başlıyorum hemen ikinci trabzanımın üzerine bir tane sırası ile herhangi bir değişiklik yapmadan birer birer örelim artış yerine kadar Düz trabzandan oluşan Robamızı öreceğiz. Hem kız hem erkek bebeklerimize uygulanabilir bir model. İp rengine göre dilediğimiz bebek grubuna örebiliriz. En son trabzanımı ördükten sonra yine üçer üçer artışımı yapıyorum. 1 2 ve 3 2 tane zincirimi çekiyorum, araya giriyorum, 1, 2, 3, 3 tane trabzan, 2 zincir, 3 trabzanımızı ördüm ve şimdi kola geçiyorum, birer birer ilerliyorum. Ve diğer bölümlerde de aynı şekilde 3 tane trabzan 2 zincir 3 trabzan artışlarımızı yapalım. Yine 3'er 3'er aralardaki trabzanları örelim. 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan tekrar örelim. Yine bu şekilde sıramızı 3'er trabzan şekliyle örüp tamamlayalım. Yeleğimizin robasında 3 sıramızı bitirdik. 1, 2, 3. 4. sıramıza ben başladım ve artış yerimize kadar örerek geldim. Şöyle yakından bakalım. 3 sıramızı sizlerle birlikte örmüştük ve üçer üçer artışımızı yapmıştık. Şimdi 4. sıramızı yine başlayarak geldim. Artış yerinin olduğu bölümdeyim. Yine 3 tane trabzan, 2 zincir, 3 trabzan olarak 4. sıramızı da tamamlayalım. Bütün bölümlerinde aynı şekilde üçer üçer artalım. 1 2 ve 3 2 tane zincirimizi çekelim. Tekrar üç tane trabzanımızı ara artış ve ayrım yerimize örelim. Sonrasında yine aradaki trabzanlarımızı dümdüz örerek ilerleyelim. Ve bütün bölümlerimizde üçer tane trabzan, iki zincir, üç trabzan şekliyle dördüncü sıramızı da tamamlayalım. Dördüncü sıramızı da üçer üçer artış yaparak tamamladık. Şimdi beşinci sıramıza geçtik. 1, iki, üç, dört ve beş... Beşinci sıramızda artışımızı iki trabzan, 2 zincir, 2 trabzan olarak yapacağız. Ve altıncı sıramızda da aynı şekilde iki trabzan, 2 zincir, iki trabzan olarak devam edeceğiz. Üçerli artışlarımızı artık yapmayacağız. İkili artışlarımıza geçiş yapıyoruz. Şimdi iki zincirimin olduğu yere kadar geliyorum. 3 artış yaparak örmeye devam edersek bayağı bir genişleyebilir. O yüzden buraya dikkat edelim. 1 ve 2 2 tane artış, 1, 2 zincir, tekrar 1 ve 2. Iki. İkişer artışlarımızı yapalım bütün bölümlerimiz için aralarımızı da ördükten sonra hem bu sıramızı 5. sıramızı hem de 6. sıramızı 2 artış, 2 zincir, 2 trabzan şekliyle yapalım. Yani toplamda 4 artış, 2 zincirimiz her grubumuz için olsun. Evet şimdi hem 5. hem 6. sıramızı örelim. 7. sıramızda görüşelim. Evet 6. sıramızı bitirdim. 7. sıramızın baştan başlayarak artış yerine kadar örerek geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve bu da örmüş olduğum sıra 7. sıramız. 7. sıramızdan itibaren 7 ile 8'i birer tane artış olarak yapalım. 1 tane trabzan, 2 zincir, 1 tane trabzan şekliyle örelim. Yukarıdan başladığımız zaman ilk sırada artışımızı yapmamıştık. İkinci, üçüncü ve dördüncü sıramızda üçer artışımızı yaptık. 5 ile 6'da ikişer artışımızı yaptık. Şimdi 7 ile 8'de de birer artış yaparak e, roba kısmımızı tamamlamaya doğru yaklaşalım. Birer birer Trabzanlarımızı örerek geldim. Bakın, herhangi bir işlem yapmadan dümdüz ördüm ve artış yerinin olduğu yerdeyim. Bir tane trabzanımı örüyorum. Bir, iki tane zincirimi çekerek tekrar bir tane daha trabzanımı örüyorum. Ve hemen kol bölümü için trabzanlarımı örmeye başlıyorum. Kolumuzu örerek ilerleyelim. Örerek bakınız artış yerimize doğru geliyoruz. Trabzanlarımızı birer birer tamamlıyoruz. Ve artış yerimize tekrar geldim. Bir tane trabzanımı örüyorum. İpimizi tam alalım. İki tane zincir. Bakınız bir tane artışı indirdik. Ve bir tane daha trabzanımı örüyorum. Yedinci sıramız ve sekizinci sıramızı bir trabzan, iki zincir, bir trabzan olarak tamamlayalım. Evet iki sırada birer artışımızı yaptıktan sonra artık kolumuzu gövdemizden ayıralım. Yani gövdemizi birleştirip kolumuz dışarıda kalsın. Şimdi sayalım kaç sıra ördüğümüzü. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Sekiz sıramızı artış yaparak ördük. Şimdi dokuzuncu sıramızdayız ve birleştirme işlemimizi yapacağız. 9. sıramızı aynen başlangıç noktasından diğer sıralarımızı ördüğümüz şekliyle örerek geldim ve tam artış yerinin olduğu iki zincirimizin hemen önündeyim bir tane trabzanımızı zincirimizin içerisine örelim ve 1 2 3 4 tane zincirimizi de ilave ettikten sonra kolumuzu şöyle bükelim ve diğer iki zincirin olduğu yere girerek bir tane trabzanımızı örelim. Araya dört tane zincirimizi çektik ve artış yerine bir artışımızı yaptık. Şimdi arkadan birer birer bütün trabzanlarımızı örelim. Diğer kolumuza kadar. Arkamızı birer birer örerek geldim ve diğer ayrım yerinin olduğu noktadayım. Hemen başını doluyorum. Bir tane trabzanımı örüyorum. Tekrar bir, 2 3 4 tane zincirimi çektikten sonra kolumuzu yine şu şekilde büküyoruz bakınız şu şekilde diğer iki zincirin olduğu yere tığımın başını dolayarak batıyorum ve bir tane trabzanım örüyorum hemen öne geçiyorum ve birer birer uca kadar trabzanlarımızı örerek tamamlıyoruz Evet robamızı birleştirdik şu şekilde görelim şöyle bakalım Gayet güzel bir rova oldu. Arkasından da baktığımız zaman şöyle. Evet. Hemen bir sıra trabzanlarımızı örmeye devam edelim. 3 tane zincirimi 1, 2, 3 bitiş yönünde çekiyorum. ve Birer birer bütün trabzanlarımızı örerek gövde bölümüne başlıyoruz. Sadece trabzanlarımızı örüyoruz bu sırada. kol altına kadar trabzanlarımı örerek geldim 4 tane kol altı için zincirimizi çekmiştik hepsini birer birer trabzanımızı örelim birinci zincirimin içerisine giriyorum bir ikinci zincirimize battım İki. üçüncü zincirin içerisinden üç ve dördüncü zincirin içerisine giriyorum ve dört tane trabzanımız kol altımıza örüyorum ve şu şekilde hemen çeviriyorum bakınız sıradaki trabzanımı örüyorum. Ve birer birer örerek diğer kol altına doğru geliyoruz. Diğer kol altında da aynı işlemimizi 4 tane zincirimizin üzerine 4 trabzanımızı yerleştirdikten sonra diğer önümüzü örelim ve burada görüşelim. Yeleğimizin roba kısmını örerek tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 toplam 10 sıramızı ördük ve robamız şu an hazır. Kollarımızı birleştirdikten sonra dörder trabzan her iki kol altımız için ördük ve bir sırada bakınız birleştirdikten sonra örmüş olduk. Hemen modelimizi uygulamaya başlayalım. Beyaz ipimizin olduğu yere bakınız ilmeğimizin içerisinden tığımızın başına girdirelim. şu şekilde düğümümüzü atalım. 1 2 3 3 tane zincirimizi çekip beyaz ipimi de asılıyorum. Mavi ipimi de asılıp güzelce sıkıştırdıktan sonra mavi ipimi alta takıyorum. Bakınız altta bu duruyor. Beyaz ipim kenarda ve hemen ikinci trabzanımın üzerine batarak ikinci bir trabzanımı örüyorum mavi ile. Sonrasında üçüncü trabzanımı ve dördüncü trabzanımı örüyorum. Kenarımızı dört trabzan olarak götüreceğiz. Yeleğimizin kenarı olacak burası. Hemen 4 trabzanımı ördükten sonra bir trabzan atlıyorum sıradaki trabzana batarak 3 tane arka arkaya trabzanımı örüyorum 1 2 3 bir trabzan atladığım yere zincir çekmedim sadece atladım bakınız zincir çekmeden hemen 2 ve 3 ve 4 yani birinciyi atladım 3 trabzanım tamamlanınca tığımın başını doluyorum atladığım yere gelerek batıyorum ve şu şekilde uzatarak 1 ve 2 iki. ikili trabzanımı örüyorum ve devam ediyorum hemen yanındaki trabzana batıyorum 3 tane tırabzanımı örüyorum 1 2 ve 3 3 trabzanımı ördüm düz 3 tane trabzan ördükten sonra bir tane trabzanı yine zincir çekmeden atlıyorum 3 tane trabzanımı örüyorum 1 2 ve 3 atladığım yere tığımın başını dolayarak geliyorum batıyorum şöyle uzatıyorum 1 ve 2 hemen dibine 3 tane trabzan Modelimiz çok kolay. 1, 2 ve 3. 3 tane trabzanımızı ördük. Bakınız şimdi birazcık daha ilerleyince çok daha güzel çıkacak. 3 tane trabzanımız düz olarak sıramızın sonuna kadar yani yeleğimizin sonuna kadar devam edecek. Bu üzerinden ilmek geçirdiğimiz sıramız ise aynı şekilde devam edecek. 3 tane düz 1 tane atlayarak 3 trabzan örüyoruz. atladığımız yere geri dönerek bir trabzan daha üzerinden şöyle ilmeğimizi alarak örüyoruz. Sonrasında 3 tane trabzan 3 trabzanımdan sonra hemen 1 tane atlayarak 3 trabzan daha örüyorum. Yukarıdan zincir çekmiyorum. 1 tane atlıyorum hemen 3 tane trabzanım örüyorum. 1 2 3. Tığımın başını dolayarak geriye dönüşümü yapıyorum. Uzatıyorum. 1 ve 2. İlmeğimi üzerinden ördükten sonra 3 tane trabzanımı örüyorum. 1. Bu ara 3 trabzanımız oluyor. Atlamadan hemen devam ettiğimiz trabzanımız. Şöyle görelim düzümüz ve bir tane atlayarak dört trabzanı bir tanesini üzerinden geçirerek ördüğümüz sıramızı örüyoruz ve bir tane daha birlikte çalışalım tığımın başını doluyorum bir tane trabzanı atlayarak üç trabzanı arka arkaya örüyorum 1 2 ve 3 tığımın başını doluyorum batıyorum uzatıyorum 1 ve 2. Hemen düz 3 trabzanımın dibine örüyorum. 1 2 3 Bir tane atlıyorum. 1 2 3 Atladığım yere geri dönüyorum. Uzatıyorum. 1 ve 2. Hemen 3 düz trabzanımı örüyorum. 1 2 ve 3 sıra sonuna kadar bu şekilde örerek gelelim şöyle görelim bir üzerinden aldığımız 3 tane düz trabzanımız üzerinden aldığımız 3 trabzanımız 3 trabzanlar ara şeklinde sıramızın sonuna kadar devam edecek yani örgümüzü tamamlayacağız şimdi sıramızı tamamlayalım Evet, sıramızın başına kadar örerek geldik bakınız bir uçtan diğer uca kadar Buradan başlamıştık, bütün ucumuzu tamamladık ve en son dört tane trabzanımızı ördük. Başlarken de 4 trabzan olarak başlamıştık, bitişte de dört trabzan ve modelimiz olarak bitiriyoruz. Şimdi beyaz ipimizin olduğu yöne doğru, yani bu tarafa doğru dönmeye başlıyoruz ve bütün trabzanlarımızın üzerine birer tane sık iğnemizi örüyoruz. Bir zincirimi çektim, ikinci trabzanımın üzerine batıyorum ve her bir trabzanımın üzerine birer tane Sık iğnemi örerek ilerliyorum. Bakınız hepsinin üstüne bir sık iğnemi örüyorum. Ve diğer uca doğru ilerliyorum. Sadece sık iğne yapıyoruz bu sıramızda. Sık iğnelerimizi de tamamladıktan sonra tekrar sıramızın başındayız ve beyaz ipimizi artık alıyoruz. Beyaz ipimizle örmeye devam ediyoruz. Kenarda koparmamıştık. Bakınız maviyi de koparmıyoruz. Hemen 3 tane zincirimizi çekerek başlayalım. Mavimizi düzeltelim. İpimizi şu şekilde ayarlayalım. 1 2 ve 3 3 tane zincirimi çektim. Sırasıyla örüyorum trabzanlarımın üzerine 4 tane kenar trabzanımı tamamlıyorum. 4 kenar trabzanımı tamamladıktan sonra alttaki sıradaki işlemimi tekrar ediyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir tane trabzan atlıyorum. İkinci trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. 1 2 3 Sıramızı değiştirmeden aynen üstteki sırayı alta uygun olarak örüyoruz. 3 trabzanımı ördükten sonra tığımın başını doluyorum. Atladığım trabzanımın bakınız şuradaki yere gelerek giriyorum ve uzunca alıyorum 1 ve 2 ilmeğimi yukarıya örüyorum. Yani mavimin üzerine tekrar beyazımla modelimi kuruyorum. Hemen atlamadan ilk trabzanın üzerine batıyorum. 1 2 ve 3 aralardaki 3 düz trabzanımızı örüyoruz. 3 trabzanımı ördükten sonra bir tane atlıyorum. Hemen 3 trabzanımı örüyorum. Atladıktan sonra 2 ve 3. 3 trabzan sayısına ulaşınca tığımın başını doluyorum. Buradaki atladığım noktaya gelerek giriyorum. Uzatıyorum. 1 ve 2. Hemen tığımın başını dolayarak atlamadan 3 tane aradaki düz trabzanımızı örüyoruz ve bu şekilde ikinci sıramızı da aynen aşağıdaki sıranın sıralamasıyla örerek bitiriyoruz. 3 düzlerin üzerine düz çapraz modelimizi aldığımız yerde yine çapraz işlemimizi uygulayarak sıramızı tamamlayalım. Evet modelimizi uygulayarak sıramızın başına kadar geldim ve 4 tane trabzanımla bitirdim. 3 tane aralarda düz trabzanımız ve üzerinden çapraz aldığımız trabzanlarımız. Ve bakın bir tane üçlü grubumuz bir tane üzerinden çaprazlı grubumuz şeklinde sıralamamızı kurduk. Ve bunun üzerine devam edeceğiz. Bu uca geldiğimiz zaman hemen sık iğne ile tekrar diğer ipimizin olduğu yöne doğru devam edeceğiz bir tane zincirimi bitirme yönünde çekiyorum örgümün arkasına çevirerek hemen ikinci trabzanımın üzerine gelerek batıyorum birer birer sık iğnemle diğer uç noktaya kadar geliyorum ve modelimi aynı şekilde bir trabzan sırası bir tane sık iğne sırası olarak yeleğim istediğim ölçüye gelene kadar örmeye devam ediyorum şu şekilde bakın sık iğnelerimizi ördük ön yüzden de görüntüsüne bakalım. Evet şimdi aynı şekilde örmeye devam edelim. Bir tane zincir çekerek düğümümü atıyorum ve kol altımdan başlıyorum. Tam 4 tane trabzan örmüştük. Bakınız tam ortalı bir şekilde geliyorum. Ve batıyorum. Bir tane zincir çekerek sık iğnemi yapıyorum. Ve hemen yukarıya doğru giden üst bölgeye batıyorum. Şu şekilde. 1, 2, 3 tane zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum. Şu görmüş olduğum bölüme trabzanımı örüyorum. 1 ve bir tane daha trabzanımı örüyorum. İkili trabzanımı aynı yere giriyorum. Toplamda bir tane zincir, iki tane trabzan, üç trabzanımız oluyor. Ve yukarıya doğru devam ediyorum. Bakınız şuradaki ara kısmını atlıyorum. Görmüş olduğum ilk trabzan arasına giriyorum. 1 2 3 tığımın başını dolayarak yine aynı işlemi yapıyorum bir trabzan ve iki trabzanımı örüyorum ve ilerliyorum 1 2 3 3 tane atladıktan sonra batıyorum hemen 3 zincirimi çekiyorum 1 hemen ipimi toparlıyorum yarım olmaması için biraz katlı bir ip olduğu için bu ipimiz 1 2 3 Batmış olduğum yerin ardına giriyorum. 2 ve 3. 1 2 3. 3 trabzanımızı atlayarak batıyoruz ve 3 zincirimizi hemen çekiyoruz. 2 trabzanımızı ise 1 ve 2. Batmış olduğumuz yerin ardına giriyoruz. 1 2 3. Bu şekilde kolumuzu Başlangıç noktamıza kadar örerek gelelim. Yeleğimi istediğim ölçü gelene kadar örmeye devam ettim. 1 2 3 4 5 6. 6 sıra renkli kullandım. Renkli sıramız var. 1 2 3 4 5. 5 sırada beyaz sıramızı ördük. Şu şekilde beyaz olan robamızın alt sırada kullanmış olduğumuz rengimizden kollarımızın bir tanesini ördüm. Şimdi diğer kolumuzu birlikte örelim. Yeleğimizin her iki kolunu da örerek tamamladıktan sonra ön kısmının robasının beyaz olan yerleri yine aynı rengimizle örelim. Yakasını da aynı renkimizle devam ettikten sonra diğer gövde kısmını bu daha koyu olan mavimizle örelim. Şimdi bir tane zincirimi çekerek düğümümü atıyorum ve hemen robamızı örmeye başlıyoruz. Beyazımın bağlandığı yerden bakınız hemen beyazımın olduğu yere geliyorum. Batıyorum ve bir tane zincirimi çektikten sonra hemen aynı trabzanın içerisine giriyorum. Aynı trabzandayım. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çekiyorum ve hemen araya giriyorum. İkinci trabzanımı ördüm ve üçüncü trabzanın tıpkı kolumda yapmış olduğum işlemimi tamamladım. Şu şekilde. Bir sonraki trabzanıma gelerek batıyorum. Ve hemen 3 tane zincirimi yine ilave ediyorum. Arkasına girerek 1 ve 2. 2 tane trabzanımı örüyorum. Bir trabzanımı atlıyorum. Diğer trabzanımı batıyorum. Eğer trabzan aralığınız uygunsa buraya da batabilirsiniz. 1-2-3 Çok fazla üst üste yığdırmadan ya da gerginlik oluşturmadan örmemiz gerekmekte. Bakınız bu kez hemen sıradakine batıyorum. 1, 2, 3. Ardına girerek iki tane trabzanımı örüyorum. Atlıyorum bu sırayı. Bir sonraki sıraya batıyorum. 1, 2, 3. Ve sırası ile trabzanlarımı örüyorum. 1 2 3 arkasına girerek trabzanımı örüyorum iki tane bir trabzan sırası atlayarak ilk başlangıç sırama geliyorum ve bu başlangıç sıramdan hemen sık iğne yapıyorum yanına ve diğer trabzan arasına giriyorum ve sık iğnelerimi her bir trabzanımın arasına birer birer yaparak diğer öne doğru devam ediyorum. Sadece sık iğne yapıyoruz şu anda. Yeleğimizin diğer ön kısmının üstüne kadar bu şekilde birer sık iğnemizi örerek ilerleyelim. Yeleğimizin boyun kısmındaki sık iğnelerimizi birer birer örerek uç noktamıza kadar geldim. Bakınız en son trabzanımıza bir tane sık iğnemizi yaptım. Hemen ikinci bir tane sık iğnemi daha örüyorum. Ve bir, iki, üç tane zincirimi çekiyorum. Üç zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum. Hemen son çekmiş olduğum sık iğnemin ardına girerek bir, ve bir tane daha Trabzanımı örerek iki tane trabzanımı örüyorum 3 zincir iki trabzanımızın son yaptığımız sık iğnemizin ardına battık ve bir sonraki trabzanımın olduğu yere gelerek batıyorum tekrar 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum 3 zincirimi çektikten sonra yine batmış olduğum yerin ardına giriyorum 1 ve iki tane trabzanımı örüyorum İki trabzanımı ördüm bir tane arayı atlıyorum diğer trabzanın olduğu yere gelerek batıyorum hemen 1 2 3 trabzanım örüyorum ve diğer trabzanımı örüyorum sırasıyla trabzanlarımızmızı örüyoruz ve sıradaki trabzanma batıyorum 1 2 3 1. Ve 2 sırayı atlıyorum. Bir sonraki trabzana batıyorum. Tabi siz trabzanlarınızın ya da buranın genişliğine göre daha erken ya da daha sonra batış yapabilirsiniz. Bura çok yığılmasın ve bir gerilmesin. Şöyle Ortalama bir güzellikte ayarda kalsın. Evet şimdi bu mavimize kadar örerek gelip tamamlayalım. Uç noktamıza kadar örerek geldim. Ve makasımızla kesiyorum. tamamlıyorum. Evet görmüş olduğumuz gibi roba kısmımızı bu şekilde tamamladık. Üst kısım tek renk oldu. Hem yakamız hem de beyazımızın olduğu yerleri çok güzel bir şekilde tığlama çalışmasını birlikte yaptı. Yeleğimizin roba kısmını tamamladıktan sonra buradaki kullanmış olduğumuz mavi rengimizden gövdemizi buradan başlayarak bir uçtan diğer uca kadar örerek tamamlayalım. Hemen kaldığım yerden devam ediyorum tığımı batırıyorum. Bakınız bir tane düğüm attım tığıma. Ve bir tane zincirimi çekiyorum. İplerimi şu şekilde alttan alıyorum. Tığımın başını dolayarak trabzanıma giriyorum ve bir trabzan örüyorum. Ve sıradaki sıkı iğnemin olduğu yere geliyorum. Başını dolayarak bir tane örüyorum. Trabzanıma giriyorum. Bir ve trabzanıma ikinci bir Başını dolayıp tek seferde çekiyorum. Sık iğnemin olduğu yere geliyorum. Tek seferde çekiyorum. Tekrar trabzanımın olduğu yere geliyorum. İpime bakın gizlemek istiyorum. İki tane trabzanımızın olduğu yere, bir tane de sık iğnemizin olduğu yere başına tek sefer dolayarak batalım. Bir, iki trabzanımıza bir sık iğnemizi tekrar bakınız iki sık iğne Trabzanımıza bir sık iğnemize bir iki. bir tane sık iğnemizi aşağıya kadar ilerleyelim. Aşağıya kadar geldim ve bir tane sık iğnemin olduğu yere battım bakınız. Bir tane sık iğnemizin olduğu yere başını dolayarak battım. Şimdi dönüşümüzü yapıyoruz. Dönüşümüz için ikinci bir kez batıyorum. Ve üçüncü kez batmadan en sondaki bakınız trabzanların altındaki sık iğnemin olduğu yere gelerek batıyorum ve her bir sık iğne arasına bir defa başını dolayarak batıyorum ve diğer ucumuza kadar aynı işlemi yapıyoruz ve diğer yukarıya da bu şekilde çıkıyoruz. Evet bir uçtan diğer uca kadar örerek geldim ve en son bakınız. Diğer trabzanımın başlangıç noktasına gelerek batıyorum, başını dolayarak. Bir tane zincirimi çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Tekrar çeviriyorum. Yine diğer rengimi alarak bir tane zincir çekip düğümümü atıyorum ve aynı yerden Tığımın başını dolayarak başlıyorum örmeye. Bakınız, ilk trabzanımın üzerine gelerek batıyorum ve başlıyorum. Başını dolayarak ilerliyorum. Her bir trabzanımın üzerine birer birer ikinci bir rengime geçiyorum. Bakınız, aynı şekilde. bamızın başına dolayalım. Aşağıda zaten hazır olan yerlerin üzerine batarak ilerleyelim. Başlangıç yerimize kadar işlemimizi tekrar edelim. Şurada köşemizi dönerken yeleğimizin uç kısmında ikişer ikişer batalım. Tam dönüş yerlerinde bakınız. Bir ve iki yere ikişer ikişer battım. Eğer daha istiyorsa ihtiyaç varsa bir tane yandakini de iki olarak dönüşümüzü şöyle yumuşatabiliriz. Buna dikkat edelim. Ve diğerlerini birer birer örerek ilerleyelim. Başını dolayarak batalım. Başını dolayarak batalım. Diğer dönüşü de aynı şekilde yapalım. İkişer batalım. İkinci trabzan sıramızı da tamamladık. Şimdi en son trabzanımızı batıyoruz. Bakınız, mavinin üzerine battım. En sonu ise diğer e, geçişteki olan kısmımıza başını dolayarak geliyorum. Şu şekilde batıyorum. Bir tane zincirimi çekerek ipimi kesiyorum. Ve iki sıra halinde. Kenarımızı bir uçtan bir uca dolaşarak yeleğimizi tamamlamış oluyoruz. Şimdi iplerimizi içeriye çekelim. Evet sevgili arkadaşlar, yeleğimizin ikinci rengini tamamladıktan sonra 3 tane düğmeyi sağ tarafa diktim. Sol taraftaki bu görmüş olduğumuz süslemelerimizin tam ardını da ilik olarak kullandım bakınız. Şuradaki görmüş olduğumuz şu kısımları ilik olarak kullandım ve yeleğimizi bu şekilde kullanıma hazır hale getirdik ve tamamladık bakınız şu şekilde. Arkadan da görelim. Evet, bir çalışmamızın daha bu şekilde sonuna geldik. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Hepinizin ellerine, emeklerine, güzel yüreklerine sağlık. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.